Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum ve sabah dinleyecek olan arkadaşlarım için ise günaydın temennilerimi iletmek istiyorum. Evet kıymetli arkadaşlar, bugün bu gece 3. analizim olacak. Önce dolar TL ile ilgili bir yorum aktardım sizlere. Ardından borsadaki genel durum hakkında, endeksin yarın ve özellikle içinde bulunduğumuz durum itibariyle ne tarz beklentiler içerisinde olduğunu, teknik kriterler ve böylesi bir durumda yatırımcının nasıl hareket etmesi gerektiğini arz etmeye çalıştım sizlere. Değerli arkadaşlar, borsada maalesef kriz süreçlerinde yatırımcıların atacağı adımlar son derece önemlidir. Bu tarz günlerde teknik ve temel kriterler değil, psikoloji çok önemlidir. Yapacağınız veyahut da uygulayacağınız stratejiler son derece önemlidir. Sabır çok önemli bir detay olarak ortaya çıkıyor. Özellikle de panik işlemler yapmamak çok büyük bir önem arz ediyor. Kıymetli arkadaşlar, bu arada henüz aklıma gelmiş iken bir hususa da bir parantez açarak vurgu yapmak istiyorum. Maalesef ki son bir hafta içerisinde yoğun bir şekilde yorum aktaramadım. Özellikle son bir aydır yeteri kadar yorum aktaramıyorum. Bunun farkındayım ve bir takım şikayetlerde bulunuyorsunuz. Saygı duyuyorum. Ancak kıymetli dostlar, lütfen sizler de beni anlayınız. Ben 14-15 şirketin uluslararası ve yurt içinde iştigal etmekte olan şirketin finansal sorumluluğunu üstlenmiş bir kişiyim ve belli bir mesleki hayatım bulunmakta. Dolayısıyla piyasaların böylesi gerginleştiği anlarda çok geç saatlere kadar çalışmak ve firmalarıma yönelik çeşitli sorumluluklarımı yerine getirmek durumundayım. Burada yorum aktarmak benim asli görevim değildir. Siz kıymetli ve sadık dinleyicilerimi elbette ki sıklıkla bilgilendirmek hususunda manevi bir sorumluluğum bulunuyor ama bazı aymazlar var ki o insanlara hiçbir şekilde bir mecburiyetim yok. Arkadaşlar, lafım tamamıyla o tarz insanlaradır. Siz bana belli bir maaş ödemiyorsunuz. Benim size yorum aktarmak veya şu gün şu kadar sürede bilgi aktarmak gibi bir mecburiyetim bulunmuyor. Benim sadece manevi bir sorumluluğum var. Ancak öncelikli olarak özel hayatımı ve de iş hayatımı düşünmek durumundayım. Hele son iki buçuk aydır ciddi sağlık sorunları yaşıyorum. Neredeyse her günümün belli bir saatini doktorların peşinde koşmaktan, yapılan tetkikleri bir şekilde hocalara göstermek ve ne yapmam gerektiği konusunda bilgi almak noktasında belli tetkikler, tedaviler, şunlarla bunlarla hastane koridorlarında zamanım geçmekte. Kıymetli arkadaşlar, sesimden de anlaşılacağı üzere maalesef ki bütün bu koşullara rağmen elimden geldiği kadar sizlere bir şeyler aktarabilmenin çabası içerisindeyim. Saygıyla, sevgiyle, nezaketle hareket ediyorum ama bu aymazlara da gerçekten çok üzülüyorum. Bu kadar insafsızlık olmaz diyorum. Peki arkadaşlar, bu noktaya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu özel bir durumdu. Şimdi arkadaşlar, kriz dönemlerinde özellikle büyük yatırımcılar, büyük fonlar, büyük maddi güçlere sahip olan fonlar daha hızlı toparlanabileceğini düşündükleri hisselere geçiş yaparlar. Yani A hissesini almışlardır, A pozisyonuna girmişlerdir ama o kriz sürecinde daha da hızlı bir toparlanma yaşayabilecek olan hisselere veya daha önemli kayıplar yaşamış olan hisselere yatırımlar yaparlar. A hissesinden satış yaparlar, atıyorum %3 zararla çıkarlar, derler ki buradaki %3 zararımız var ama biz bu hissede bekleyecek olsak, bir tepki gelecek olsa önce bu hisseye tepki gelmez, şu hisseye tepki gelir demek suretiyle o tarz hisselere yönelim yaparlar. Benim de buradaki amacım yaklaşık demeyeyim tam anlamıyla 20 adet hisse var şu an notlarım arasında. 20 adet hissenin genel anlamda haftalık ve aylık bazda yabancı takas oranlarını ve medyan beklenti dediğimiz aracı kurumların kısa orta vade adına ama daha ziyade aracı kurum beklentileri orta vadeli beklentilerdir. Bu beklentileri hangi seviyeleri beklediklerini, hedef olarak neyi öngördüklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani arkadaşlar, bu çalışmanın özeti ki ben bunu sizlere bir hafta önce de yapacağımı söylemiştim ama maalesef vaktim olamadı belirttiğim sebepler nedeniyle. Daha çok gerileme sürecinde, yani içinde bulunduğumuz kriz sürecinde yaşanmakta olan satış furyasına rağmen büyük fonların veyahut da yabancıların daha ziyade pozisyonlarını artırmaya çalıştıkları hisseleri sizlerle paylaşmaktır veya majör hisseler dediğimiz, popüler hisseler dediğimiz hisselerdeki yabancı ilgisinin ne oranda arttığını veya azaldığını sizlerle paylaşabilmektir. Bu durum belki sizlerin mevcut kriz süreci içerisinde portföylerinizin biraz daha toparlanması adına bir fikir, bir ipucu olabilir. Amacım asla yatırım danışmanlığı yapmak değildir. Belli rasyonel bilgileri sizlerle paylaşmaktır. Görmekte olduğunuz görsel, Matrix programının, Matrix Prime denilen modülünün yeni bir uygulamasıdır ve bu uygulama Dash Bar ismiyle ifade edilmekte. Bu sisteme veya bu bölüme girdiğiniz zaman ilgilenmekte olduğunuz hissenin birçok detay verilerini bir nevi aracınızın gösterge panelinde olduğu gibi görebilmektesiniz. Zira böyle bir görsel yaratmışlar. İşte şu noktada hissenin o gün itibariyle hareketlilik durumunu, iniş ve çıkışlarındaki dalgalanma ölçüsünü tespit etmekte. Bu durum arkadaşlar hissenin gücü hakkında bilgi vermekte. Hisse teknik kriterlere göre ne ölçüde güçlüdür veya zayıftır, nasıl bir gün geçiriyor hakkında bilgi vermekte. Şu an piyasalar kapalı olduğu için belki rakamlar çok net olarak veya göstergeler çok doğru olmayabilir ama bizim önemsememiz gereken nokta arkadaşlar şu an itibariyle, daha doğrusu benim sizlere üzerinde durmak istediğim iki önemli kriter itibariyle. Bir, haftalık yabancı takasında şu anda Türk Hava Yolları hissesi üzerinde duruyoruz arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesinde %14 oranında yabancı takasında bir azalış olduğunu görüyoruz. Son yabancı payı %61, %62 seviyelerinde imiş ama bu rakam %45-50'ler civarındayken bir hafta içerisinde %14'ler seviyesine gerilemiş ve ay bazında, Şubat ayı bazında ise %11,5 oranında bir takas azalımı yabancılar bakımından gözleniyor. Şimdi bu durum, malumunuz koronavirüs dediğimiz vaka ve bu vakanın özellikle ulaşım sektörü, taşımacılık sektörü ve turizm sektöründe daha çok etkili olduğu gerçeğini dikkate aldığımız zaman makul görülebilir ve bu hususta yaşanabilecek olan iyimser haberlerin Türk Hava Yolları üzerinde çok olumlu etkiler yaratabileceği, şu anda mevcut %14'lere ulaşan haftalık veya %12'lere ulaşan aylık yabancı takas oranının benzer bir hızla artış eğilimi içerisinde girebileceği gibi bir ihtimali de dikkate almak bakımından önem taşıyabilir. Bunlar tamamıyla sizlerin nasıl irdeleyeceğiniz hususuyla ilgilidir. Ancak bu gerçeği bilmeniz lazım. Türk Hava Yolları için değerli arkadaşlar şuradaki noktaya baktığımız zaman birçok aracı kurumun ortalama beklentilerinin, karacı kurumlar beklentilerini genellikle 12 aylık bir süreci, 1 yıllık vadeyi dikkate alarak söylerler veya analiz ederler. Ancak bu beklenti belki 2 ay içinde gerçekleşir, belki 6 ay içinde gerçekleşir veya zaman içerisinde revize ederler. Ancak son beklentilere göre piyasalarda bu tatsız durum, bu vahim durum, elim durum, daha doğrusu çok sayıda ölüm vakası mevcut. Bu açıdan elim bir durum demek durumundayım. Türk Hava Yolları için 19.90 gibi birçok aracı kurumun ortalama beklentisi bulunuyormuş ve son fiyatının 12-15 olduğunu dikkate aldığımız zaman %60'lar civarında Türk Hava Yolları için bir potansiyel öngörülmekte. Şimdi arkadaşlar, ana yaklaşımım bu şekilde olacaktır. Hızlı bir şekilde diğer hisselere geçeceğim. Bu detaylara girmeyeceğim. Sadece bu paneli tanıtmak bakımından sizlere Türk Hava Yolları özelimde biraz fazla yorum yaptım. Evet, ikinci hissemiz arkadaşlar Aselsan diyorum ve Aselsan hissemi çağırıyorum. Aselsan hissem için aylık bazda %13.23'lük bir takas artışı varmış yabancılar nezdinde. Ancak haftalık bazda, son hafta bazıyla %1 oranında bir yabancı takasında azalım var. Son yabancı payı %29.52. Aselsan için 33.26'lık bir hedef öngörülmüş. Aracı kurumların ortak beklentileri, medyan beklentileri, son fiyatının 27.98 olduğunu dikkate aldığımız zaman tahmini olarak %18-19 civarında bir artış potansiyelinin öngörüldüğünü görüyoruz. Gelelim arkadaşlar bir başka hissemiz olarak Garanti Bankası'na. Önemli bir majör hissemizdir ve Garanti Bankası çok ciddi satışlar yaşamış olmasına rağmen, derin bir hisse olmasına rağmen yabancıların aktif trade etmiş olduğu bir hisse olmasına rağmen %0.07 oranında haftalık takasında bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Garanti Bankası'nda gerileme oldukça yabancı yüksek orandaki takas payını artırmayı tercih etmiş. %70'ler civarında bir takas payının hakim olduğunu dikkate alalım ve aynı zamanda da takasın bu seviyelere gerileme durumunun yaşanmış olduğu bir süreçte arttığını dikkate aldığımızda Garanti Bankası nezdinde tepkisel eylemlerin veya hareketlerin biraz daha etkili olabileceğini bu veriler itibariyle düşünebiliriz. Zira ay bazında konuya baktığımız zaman %8'lere 9'lara ulaşan bir endeksteki gerileme potansiyelini dikkate aldığımız zaman sadece %1'lik bir yabancı takasında azalmanın olması, hafta bazında çok az da olsa bir artışın olması Garanti Bankası hissesinin önemini ortaya çıkarıyor. Evet, ortalama hedef olarak 14.39'luk bir hedef öngörmüş aracı kurumların genel beklentileri. Son fiyatı 10.19, potansiyel olarak karlılık beklentisi veya bu hedefe ulaşılması, ortalama hedefe ulaşılması durumunda %41'ler civarında bir potansiyel söz konusuymuş. Gelelim arkadaşlar Kardemir hissemize. Kardemir D hissemize. Kardemir D'ye baktığımız zaman değerli arkadaşlar, yabancı takasında aylık bazda %10'luk bir artış görüyoruz. Yine yabancı takasında haftalık bazda son bir hafta itibariyle yaşanan geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görüldüğünü ve %5.48'lik yabancı takasında bir artış olduğunu görüyoruz. O halde Kardemir'de endekste yaşanabilecek olası bir tepki eğiliminde biraz daha hızlı bir hareketliliğin olması beklenebilir. Zira yabancı herhalde bu hissenin bu seviyelere geri çekilmesini alım fırsatı olarak görüyorsa burada bir amacının veya bir niyetinin olması, bir beklentinin olması normaldir diyebiliriz. Evet, ortalama hedef olarak 3.17 civarında bir rakam öngörülmüş Kardemir için ve potansiyelinin 2.73 seviyesindeki son kapanışına göre %16'lar civarında olduğu tahmin ediliyor veyahut da öngörülüyor. Gelelim arkadaşlar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemize. Bu hissemizde son dönemlerde yabancılar tarafından ilgi duyulan hisselerden bir tanesi. Aylık bazda %6.66'lık bir gerileme var ama son hafta bu hissenin yaşadığı gerilemeler sonrasında yabancının %4.5'lar civarında bir pozisyon artırdığını görüyoruz. Bir diğer yandan ise bu hissenin ortalama hedefinin 2.17 olarak tahmin edildiğini aracı kurumlar öngörmüşler ve potansiyel karının son kapanışının 1.47 olduğunu dikkate aldığımız zaman da %50'ler civarında bir potansiyel kazanç umudu taşıdığını, ihtimali taşıdığını görmekteyiz. Gelelim son dönemlerde birleşme haberleriyle gündemdeki yerini korumakta olan Şişecam hissemize. Bu hissemizde ise arkadaşlar aylık %6.5'luk, haftalık ise %3.8 yani 4 oranında bir gerilemenin, yabancı takasında bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ancak bu hissenin son fiyatının 5.07 olduğunu ve yine ortalama kurumların hedeflerinin 6.26 olduğunu dikkate aldığımız zaman %23-24 oranında bir prim potansiyeli olduğu tahmin edilmekteymiş. Bir başka hissemiz olarak ise arkadaşlar Yapı Kredi Bankası'na gelelim. Önceki haftalar itibariyle ciddi bir yabancı ilgisi vardı. Ancak son hafta itibariyle %5 oranında yabancı takasında bir azalım var. Ancak ay bazında yabancı takasının %21 oranında arttığını görüyoruz ki son yabancı payının %25 olduğunu dikkate aldığımız zaman demek ki son aylar, son dönemler itibariyle yabancı yönünden Yapı Kredi Bankası'na özel bir ilgi olmuş. Bu ilgi %25'ler seviyesine kadar ulaşmış ama haftalık bazda %5'lik bir düşüş var. Olası bir yukarı yönlü bir hareketlilikte %20'ler civarında ekstra bir pozisyon alındıysa Yapı Kredi Bankası üzerinde demek ki endeksteki olumsuzlukların veya kara bulutların azalması durumunda Yapı Kredi Bankası için kafalarda farklı bir hedef vardır gibi düşünebiliriz. Bu durum tamamıyla yabancıların pozisyonlarının bizlere düşündürdükleri ne olacağını net olarak bilmek elbette ki mümkün değil. Evet, 2.45 civarında bir son fiyat rakamına görüyoruz. Ortalama hedef 3.68 deniyor ve bu durumda %50 oranında bir potansiyel taşıyor. Zannediyorum ki bankalar içerisinde Halk Bankı bir istisna olarak kabul ediyorum. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nı bir istisna olarak kabul ediyorum ama büyük bankalar nezdinde zannediyorum prim potansiyeli en yüksek bankalardan birisi. Yani bu prim potansiyeli yüksek der iken de kurumların ortalama hedeflerini dikkate almak suretiyle prim potansiyeli en yüksek hisse ifademi kullanıyorum. Bunu mutlaka doğru olarak algılayınız arkadaşlar. %50'lik oran Yapı Kredi Bankası'nı biraz daha farklı bir hisse konumuna getiriyor gibi. Garanti Bankası'na gelelim isterseniz arkadaşlar. Garanti Bankası'nın potansiyelinin ne durumda olduğunu çok özür dilerim. Garanti Bankası'nı az önce ifade etmiştim. Halk Bankası'na gelelim isterseniz arkadaşlar. Evet, Halk Bankası'ndaki duruma baktığımız zaman ise yabancı takasında aylık %1.06'lık bir artış, haftalık bazda 0.35 gibi çok cüz'i bir artışın olduğunu görüyoruz. Halk Bankası malum gelişmeler sebebiyle çok ciddi bir stres yaşayan bir hisse, çok önemli seviyelerden ciddi gerilemeler yaşamış olmasına rağmen %44-45 oranında bir potansiyel taşıyor yabancı takas payı özelinde ve ortalama hedefi için 7.75 öngörülmüş, son fiyatının 6.25 olduğu dikkate alındığında %24 civarında bir potansiyeli olduğu gündemde. Ama elbette ki Halk Bankası özelinde yarın bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmekte olan davayla ilgili son derece iyi sonuçlar çıkacak olur ve hele ki bir beraat kararı veya çok cüz'i bir ceza kararı çıkacak olur ise tabii ki bu hissenin çok önemli bir atak yapma olasılığını hesaplara katmak gerekecektir. Gelelim arkadaşlar yine sizlerden en çok soru aldığım hisselerden birisi itibariyle Koza Altın hissemiz. Bu hissemizde ise arkadaşlar son dönemlerde malumunuz küresel kriz, koronavirüsün problemleri gibi bir takım önemli etkenler altın fiyatlarındaki önemli bir hareketliliğe sebebiyet verdi. Ons altın 1700 dolarlara yaklaştı ve böyle bir tablo içerisinde altın madeninden beslenmekte olan veya ana iştigal konusu bu olan bir şirketin tabii ki aylık %5.34 ve haftalık da %5.5'lar civarında bir takas payı artışının olması makuldür. Ancak şunu mutlak surette akılda tutalım. Olası piyasaları rahatlatacak olan haberler küresel ve iç piyasada gerek ons altın gerekse gram altın bazında yaşanabilecek olan geri çekilmeler de bu şirketin bir şekilde yaşamış olduğu prim potansiyelinin azalmasına ve hissede bazı düşüşlerin olmasına sebebiyet verecektir. Ancak şu anki tablodan da göreceğiniz gibi ortalama hedef olarak 108.90 seviyesi öngörülmüş, son fiyatı 12'ler seviyesinde ve son dönemlerde yeni tahminler pek gelmiyor ve hisse %25.71 oranında negatif potansiyel göstermekte. Yani bunun anlamı şu, aracı kurumların son dönemlerde yapmış oldukları öngörüleri 8.90 fiyatını ne kadar bir yükselişi öngörmüş ama malum sebepler nedeniyle 12'lere kadar yükseliş var ise bu hissede %25-26'lara ulaşabilecek bir geri çekilme yaşanabilir diyor. Evet, yaşanır yaşanmaz bunu bilemeyiz ama tamamıyla rasyonel veriler ve somut veriler babında ben bu rakamları görüyorum ve de sizlere arz ediyorum. Evet, Arçelik diyelim arkadaşlar, yine sıklıkla sorulan hisselerden bir tanesidir. Arçelik hissemizin ise aylık %3.41, haftalık ise %1.50 civarında bir yabancı takas artışının mevcut olduğunu ve %71 oranı gibi çok önemli bir oranda yabancı takas pozisyonunun mevcut olduğunu görüyoruz. Ortalama hedef olarak 25 seviyeleri öngörülmüş aracı kurumlar tarafından, son fiyatı 18.86 ve %30'lar %33'ler civarında bir prim potansiyelinin olabileceği tahmin edilmekte. Gelelim Petkim hissemize değerli dostlar. Petkim hissemizde önemli majör hisselerden birisi. Onda da aylık farkın 0.70, haftalık farkın 1.09 olmak suretiyle yabancılar açısından mevcut gerilemeleri alım fırsatı olarak gördüklerine tanık oluyoruz. Ortalama hedefin 4.60 olduğu ve son fiyatının 3.74 olduğu dikkate alındığında %23 oranında bir potansiyel öngörülmekteymiş. Bunun ardından arkadaşlar Ereğli hissemize geçelim isterseniz. Ereğli hissemizde küçük düşüşler var. %1.5 civarında aylık kayıp, haftalık bazda ise 0.27 gibi yabancı takasında azalım söz konusu. Son yabancı payının %44'ler civarında olduğunu görüyoruz. 10.50 ortalama hedefi varmış. Son fiyatının 8.55 olduğu ve potansiyel kar olarak ise %23 civarında bir yükseliş potansiyelinin mevcut olduğu görülmekte. Tabii ki arkadaşlar yarın endeks biraz daha geriler. Ereğli 8.55'ten 8.30'lara 8.40'lara gerilemiş olur. Şuradaki ortalama hedeflerle ilgili olarak yeni bir rapor yayınlanmaz ise eğer, bu durumda potansiyel karda %22'den %26'lara 27'lere çıkabilecektir. Bu ayrı bir konu. Ben an itibariyle sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Ereğli'nin ardından arkadaşlar Türk Telekom'a gelelim isterseniz. Türk Telekom ne diyor? Türk Telekom'da da 0.54 aylık 0.82 oranında haftalık bazda bir takas artışının olduğunu ve %68 oranında son yabancı takas payının kümülatif olarak mevcut olduğunu görüyoruz. 9.50 ortalama hedef fiyatı, 8.02 son kapanış fiyatı ve %18 civarında bir prim potansiyelinin mevcut olduğu ifade edilmiş. Gelelim arkadaşlar Akbank hissemizin son durumunun ne olduğuna. Akbank'ta %67'lik bir yabancı takas payını görüyoruz son veriler itibariyle. Aylık %2 civarında, haftalık ise %0.21 gibi cüz'i diyebileceğimiz bir kayıp hakim. 10.59 seviyesi Akbank için ortalama hedef olarak öngörülmüş. Son fiyatının 7.21 olduğu dikkate alındığında %47'lik bir potansiyelin mevcut olduğu söz konusu. Demek ki Yapı Kredi Bankası'na yakın seviyede bir prim potansiyeli olan bir hisse olarak tanımlayabiliriz Akbank'ı da. Gelelim arkadaşlar Turkcell hissemizin son durumunun ne olduğuna. Evet, Turkcell'de %85 oranında büyük bir yabancı takas oran payı bulunuyor. 0.53 aylık bir azalım ve yine haftalık bazda 0.01 gibi nötr diyebileceğimiz bir seviye söz konusu. Neredeyse çok %100'e yakın bir seviyesinin veya çok olağanüstü bir yabancı takas payının mevcut olduğu bir hissede yabancı takasında bu tarz bir gerileme olmasına rağmen yabancının kaçış yapmıyor olması anlamlı olabilir. 19.02'lik bir ortalama hedef, son fiyatı 14.08 ve potansiyel kar ise %35 olarak tahmin ediliyormuş. Tekfen hissemize bakalım arkadaşlar. Tekfen'de son dönemlerde çeşitli yatırımlar yapmakta olan bir firma özelliğinde, ancak aylık %17'lik bir değer farkı, yabancı takasında bir azalım ve yine haftalık %3.71-4 oranında bir yabancı takasında azalım söz konusu. Sonuç olarak 26.13 ortalama hedefi, 15.73 son fiyatı, ancak potansiyel olarak %66 civarında bir prim potansiyelinin olduğu öngörülmüş. Gelelim arkadaşlar Niğros hissemizin durumuna. Evet, aylık %3.20 civarında bir takas azalımı, 0.81 gibi %1'ler civarında bir haftalık yabancı takas azalımı mevcut. Ortalama hedef olarak 32.80, son fiyat olarak 22.64 ve potansiyel karının ise %44-45 oranında olduğunu tahmin edilmekte. Evet, Pegasus hissemize gelelim arkadaşlar. Pegasus'taki son durumun ne olduğunu da görmeye çalışalım. Pegasus'tayız arkadaşlar. Evet, son yaşamış olduğu kaza haberi ve özellikle ulaşım sektörünün ciddi şekilde bu koronavirüs vakasından etkilenmiş olması gibi faktörlere dikkate aldığımız zaman, kaldı ki Pegasus çok uzun destinasyonlara uçmuyor ama kaza haberleri son bir yıl içerisinde peşi sıra gelen haberler hisseyi önemli ölçüde rahatsız etti. Ama yine de görebildiğimiz durum şu ki Türk Hava Yolları kadar rahatsız olmamış veya yabancı tarafından satışa maruz kalmamış bir hisse konumunda. Türk Hava Yollarındaki tablo biraz daha derinde. Aylık %10 civarında bir yabancı takas ayılımı var ama azalımı var, ama haftalık bazda %3.08 gibi bir takas payında azalım söz konusu. Ortalama hedef olarak 101 seviyesi öngörülmüş. Son fiyat 57.90. %75 seviyesinde bir prim potansiyeli öngörülmüş ama ben şu anki bu rakamları biraz daha tereddütle karşılıyorum. Zira Pegasus'un son dönemlerde yaşamış olduğu kaza haberleri şirket özelinde şirkete olan güven ve yolcu sayısında azalma, yolcu trafiğinde azalma ve doğal olarak karlılığında azalma anlamına gelebilecektir. Bu durumu dikkate almakta yarar bulunuyor. Bu kazalar öncesindeki potansiyel yüzlü seviyeler olabilir ama son durumu dikkate almakta veya son gelişmeleri hesaplara katmakta yarar bulunuyor. Evet arkadaşlar, bir de neye bakalım? Kozal'a bakalım isterseniz. Kozal dediğimiz zaman da Kozal'ın da Koza gibi benzer şekilde altın fiyatlarındaki hareketlilikten etkilendiğini söyleyebiliriz ama aylık bazda %4'lük bir değer azalımı olsa da haftalık bazda 0.23'lük bir potansiyel bir yabancı takas artışı olmuş ama Koza'da olduğu gibi o da hedeflerini aşmış. Aracı kurum beklentilerinin ötesindeki seviyelere ulaşmış. Bu durum sebebiyle %22-%23 civarında beklenti ötesinde bir performans hakim olduğu için bu hissemizde de dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve yine en son bir holding hissesi olarak Enka'ya bakalım isterseniz. Enka'dayız arkadaşlar. %0.19'luk bir yabancı takas haftalık azalımı söz konusu. %63 oranında bir prim yabancı takas payı bulunuyor. Hedef fiyat 7.22 öngörülmüş. Son fiyat 6.54 ama %10.40 civarında bir prim potansiyelinin mevcut olduğu söz konusu. Enka kasasında önemli miktarda döviz pozisyonu, dolar pozisyonu olan ve yurt dışı yatırımları itibariyle de dolar girdisi olan, dolardaki kur artışından istifade etmekte olan şirketlerden bir tanesidir diyerek de bu kısa bilgilendirmeyi yapmış olayım. Evet kıymetli arkadaşlar, bu aktarmış olduğum rakamlar, veriler benim öngörülerim değil, benim tahminlerim değil. Sadece ve sadece Matrix programının sizlerde ekranda görmekte olduğunuz Dash Bar yeni özelliği sayesinde, Matrix Prime programının bu yeni özelliği sayesinde kısa yoldan hızlı bir şekilde yabancının haftalık ve aylık gelişimini görebildiğimiz, aracı kurumların ortalama beklentilerini ve hedef fiyata ne kadar uzakta veya yakında, ne kadar prim potansiyeli var noktasındaki hesaplamaların yapıldığı bir simülasyon diyelim. Dolayısıyla bunlar asla birer öneri değildir. Tamamıyla piyasa gelişmeleri, farklı etkenler bu tahminleri değiştirebilir. Bugün son günlerde veya son birkaç ayda 5-10 aracı kurum, örneğin Enka için ortalama hedef fiyatını 7.22 olarak öngörmüştür. Ama yarın 2-3 kurum çıkıp diyebilir ki ben Enka için hedefimi 7.90'a, bir diğeri çıkar ki 10 TL'ye yükselttim diyebilir veya hedefimi düşürdüm diyebilir. Bu oranlar değişebilir ama anlık durum, anlık tablo budur. Yarın kimin ne yapacağını bilmem mümkün değil. Arkadaşlar buradan hemen bir de borsapivot.com siteme bağlanıyorum ve oradan da sizlere son para giriş ve çıkış durumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu günlük para giriş ve çıkış bölümünü tıkladığım zaman tüm hisselere ait olan an itibariyle, gün itibariyle, gün sonu itibariyle veya bir gün önce, iki gün önce, üç gün önce, dört gün önce ve son 5 günlük net veya siz tarih bazında herhangi bir hissenin x bir tarihteki para giriş ve çıkışını görmek istiyorsanız tarihi işaretlemek ve hisse kodunun ismini girmek suretiyle bu veriye ulaşabilirsiniz. Ben son gün itibariyle, yani perşembe günü itibariyle en çok para girişi yaşayan hisseme bakıyorum. İlk 5 kurum bazında Aselsan'ın 30 milyon TL civarında, kaldı ki bir gün önce 125 milyon TL gibi çok ciddi bir para çıkışı yaşamıştı. Malumunuz hisselere para giriş ve çıkışları hisselerin performanslarını etkiler ve hisseler için önemli ipuçları verebilir. Garantinin olumsuz bir gün yaşamasına rağmen ve yine sizlere az önce arz ettiğim gibi yabancı takasında azalım değil bir şekilde artış modunda bir tavrın olmasının da gündemde olduğu bir süreçte 6 milyon TL civarında bir para giriş yaşadığını, İlas Gayrimenkul, Bimas, Verus, Şişe, Anadolu Efes gibi bir takım hisselerde para girişlerinin olduğunu günlük bazda görebiliyorsunuz ve yine buradan ilk 5 kurum, ilk 5 gün nezdinde, son 5 gün nezdinde de en çok para girişi yaşamış olan hisseler hususunda da bir sıralama yaptırabiliyorsunuz. Kardemir'in ki yabancı takasında Kardemir'de bir artış olduğunu ifade etmiştim. 34 milyon TL civarında, Ereğli'nin İpek, Akbank, Bimas, Cemas gibi hisselerde para girişlerinin son 5 gün itibariyle mevcut olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar borsapivot.com isimli sitenin bu verilerinden şu an itibariyle ücretsiz olarak istifade edebiliyorsunuz. Aynı zamanda günlük ve de haftalık pivot verilerini gerek hisse gerekse biyop nezdinde günlük, haftalık ve aylık değerler olarak her akşam güncellenmek suretiyle görebildiğiniz gibi yine bütün hisselerin takip etmekte olduğunuz tüm hisselerin günlük pivot verilerini ister tarih girerek, ister hisse ara demek suretiyle kodunu girerek veya isterseniz haftalık pivot verilerini haftalık pivot linkinden tıklamak suretiyle izleyebilirsiniz. Pivot verileri benim daima çok önemsemiş olduğum bir kriterdir. Bu verilere nereden nasıl ulaşabiliriz sorusunu çok fazla alıyorum. İşte size en kolay bir şekilde bu verilere ulaşabileceğiniz ücretsiz bir kaynak. Peki arkadaşlar, evet saatlerimiz 03'e yaklaşmakta ve bugün yaklaşık 3 saatimi yorumlara ve analizlere aktardım. Artık konuşacak dermanım kalmadı, dilim kurudu diyeyim. İzninizle, müsaadenizle ben de istirahate çekileyim. Bizi bugün biraz zor diyebileceğimiz piyasa koşulları bekliyor ama inşallah haftayı iyi kapatmak, yeni haftaya biraz daha umutla başlayabileceğimiz yönündeki temennilerimi de iletmiş olayım. Borsa konusundaki genel analizimi mutlaka dinleyiniz. Kritik endeks seviyelerini mutlaka not ediniz ve buna bağlı olarak da arkadaşlar kararlarınızı panikle değil, sabırla ve sağduyuyla ve bir takım kritik değerleri ve gelişmeleri mantık çerçevesinde, mantık potasında eriterek yorumlamaya çalışınız. Tekrar hoşça kalınız diyorum ve sabah dinleyecek birçok arkadaşıma da bir kere daha günaydın diyorum.